Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E Futbol 2024 oyununun en çok beklenen haftası geldi arkadaşlar. Bu hafta yeni sezon geliyor. Yeni sezon demek yeni maç bileti, yeni adaylı sözleşmeler, yeni kampanya demek, yeni etkinlikler demek. Oyunun en hareketli haftası, ayın en çok beklenen haftası bu hafta. Perşembe günü bizler için çok önemli arkadaşlar. Oyunla birçok şey perşembe günü bitecek ve perşembe günü de gelecek. Geçtiğimiz perşembe günü güncelleme vardı. Oyun içerisinde büyük bir değişim olmadı. Ufak tefek değişiklikler oldu. Fakat yeni sezon geçtiğimiz perşembe günü başlamadı. Önümüzdeki perşembe günü başlayacak. Peki, geçen perşembe ne oldu? Yarın ve perşembe bizleri neler beklemekte? Bu videomuzda onlara bakalım şu anki sezon önümüzdeki perşembe sona eriyor. Şu anki sezon 3. sezon arkadaşlar. Gelecek sezon 4. sezonumuz olacak ve içerisinde bazı önemli kampanyalar da olacak. Şu anki 700 milyon indirme alakalı kampanya 2,5 hafta önce başlamıştı. 3 haftalık dendi bu kampanya bitiyor. Bu kampanyadan dolayı da her perşembe bir tane ücretsiz Player of the Week oyuncu hediye ediyorlardı. Her gün oyuna girdiğimizde bir tane epik paketten açma hakkı veriyorlar. Yarın salı ve Çarşamba günü de verilecek. Perşembe günü artık bitmiş olacak arkadaşlar. E futbol liginin şu anki aşaması perşembe günü sona erecek. Hangi klasmandaysak da perşembe günü oyuna girdiğimizde ona göre hediyeler veriliyor. Hediyeleri de şöyle hızlı bir şekilde bakacak olursak şu an eğer birinci klasmandaysak bu hediyeler perşembe verilecek. İkinci klasman hediyeleri, üçüncü klasman, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz. Ve 10. Hangi klasmandaysak bu hediyeler perşembe oyuna girdiğimizde verilmekte. Bir de klasmanımı, klasmanda aşağı iniyoruz arkadaşlar. Fakat onda birkaç ay önce konemi değişiklik yaptı. Diyelim ki siz oyunda en yüksek e-futbol liginde birinci klasmana çıkmışlığınız var. Bu belki 2-3 ay önce de olabilir. Konemi dedi ki en yüksek hangi klasmana çıktıysanız ona göre güncelleyeceğim. 4. klasmandan başlarsınız. Diyelim ki siz daha önce 1. klasmana çıktınız. O zaman perşembe 4'te olacaksınız arkadaşlar. Diyelim daha önce en yüksek 3. klasmana kadar çıkabildiniz. O zaman 6. klasmandan başlayacaksınız. Bu şekilde bir güncelleme yaptı. 700 milyon indirme ile alakalı da görevlerden kazandığımız bazı hediyeler vardı. Büyük ihtimalle yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. Ama yedek bir hesabınız varsa ya da şu an yeni hesap açmayı düşünüyorsanız bunun da perşembeye kadar süresi var. 210 e-futbol parası GP, antrenör hediyeleri vardı. Perşembe günü yeni adaylı sözleşme paketi gelecek. Bu paketlerin süresi doluyor arkadaşlar. Yeni paketler gelecek. Şimdi bizim ligimiz vardı. Büyük ihtimalle ya Japonya ya da Meksika ligi ile alakalı paket olabilir. Genelde Japon, Meksika liglerini de en güzel paketin yanına Konemi ekliyor. Oyuncularla alakalı ne yazık ki bilgi bulunmamakta arkadaşlar ama Konemi geçen hafta mesela Roma takımından Dıbala ile alakalı bir video paylaşmıştı. Acaba adaylı sözleşmeye falan eklerler mi yoksa farklı bir şekilde mi getirirler? Onunla alakalı hiçbir bilgi bulunmamakta. Önümüzdeki perşembe umarız yüksek seviyeli futbolcular olur. Bir de geçtiğimiz perşembe günü oyunda Japonlara farklı etkinlikler geldi. Bununla alakalı ben video çekmiştim arkadaşlar. Oyuncu hediyeleri var. Eğer yeni hesap açmayı yani yedek hesap açmayı düşünüyorsanız Japon hesabı açabilirsiniz. Bu kampanyanın süresi 25 Nisan'a kadar devam ediyor. Peki ne veriyorlar? Çok düşük seviyeli 4 tane futbolcu. Ama bu futbolcuların kendine az değişik gol sevinçleri var. Yanında etkinlikler var ve görevlerden de yüze futbol parası, 40 bin GP, 160 bin antrenör puanı verilmekte. Oyuna başlarken ülke Japonya seçildiyse sadece bunlar alınabiliyor. Sonradan ile ya da ülke değiştirme durumu ne yazık ki oyunda yok. Buradaki oyuncular çok düşük seviyeli ama İlginç gol sevişleri var. Dün bütün gol sevişlerini denemiştik arkadaşlar. Uçan mı dersin, bebek taklidi yapan, ayağını bacağını kaldıran çok değişik. Bunlar zaten futbolcu da değil arkadaşlar. Bunlar galiba çekilişle seçilmiş kişiler. Kart tasarımlarını kendileri yapmışlar. Gol sevişleri de bu arkadaşlara ait. Özellikle de sol baştaki ve ortadaki arkadaşın değişik gol sevişleri var. Hele ortadaki arkadaşın çok fazla farklı farklı gol çeşidi bulunmakta. Ligime de yeni kiralık oyuncular eklendi. Özellikle de Rodri, Showtime futbolcusu. Yüksek seviyeli bu hafta isimler var. Geçen haftaya göre güzel futbolcular yer alıyor. Perşembe sürpriz bir şekilde Showtime paketi geldi. Ve oradan ücretsiz bir tane açma hakkı verdiler. Yanında Player of the Week iki tane futbolcu 99'a kadar çıkıyor. Gabriel Ferran Torres. Ama güçlendiricisiyle birlikte. Bu güçlendirici futbolcular da diyelim ki haftaya C formunda gelirse güçlendirici çalışmıyor. Bu sefer de seviye düşüyor. Mesela Kevin De Bruyne geçen hafta 101'di. Bu hafta C formunda geldiği için seviyesi düştü arkadaşlar. Geçtiğimiz perşembe günkü güncellemeden dolayı da oyuna yeni bir lig eklendi. Kore Ligi. Bunların tabi futbolcuları falan yüksek seviyeli değil ama işimize şurada yarıyor. Mobilde değişik dizilişler gördük. Kore Ligi'ndeki bazı takımlar farklı dizilişlere sahip. Onların sayesinde de uzun süredir gelmeyen dizilişler oyuna geldi. Ayrıca markette bazı transfer güncellemeleri yapıldı. Örnek olarak geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım yine aynılarını paylaşayım arkadaşlar. Fenerbahçe'den Kuruniç, Bonucci, Beşiktaş'ta Svensson transfer güncellemesinde markete eklenenlerden de ayrıca bazı oyuncuların fiyatları da değişti. Mbappe'nin ilk seviyesi düştü. Bellingham yukarılara doğru çıkıyor. 390 bin GP'ye ulaştı. Böyle giderse daha da yukarılara çıkacak gibi. Bu sezon harika oynuyor. Yaşı da çok genç. Önü de çok açık bir isim. Perşembe günü oyuna yeni epik kartlar eklendi. Aslında oyunda gördüğümüz isimlerin farklı epik kartları. Güncelleme zamanlarında her zaman oyuna epikler ekleniyor arkadaşlar. Daha aylar önce eklenenler gelmedi. Bakalım bunlar ne zaman gelir. Burada Brezilyalılar bizler için birazcık önemli. Çünkü karnaval kampanyası yaklaşıyor. Konemi bu Brezilyalı futbolcularla alakalı Belki değişik bir kampanya düşünebilir. Ve e futbol oyuna ilk defa eklenen bir isim var. Roberto Baccio arkadaşlar. Ne zaman gelir bilinmez ama efsane futbolculardan bir tanesidir. Dünya futbol tarihine adını altın aflerle yazdırmış bir isimdir. Ben eskiden belgesellerini falan çok izlerdim kendisinin. Kaçırdığı penaltıyla tabii akıllarda iz bıraksa da apayrı bir futbolcuydu. Değişik bir isimde. Oyuna eklenen diğer epik kartlara baktığımızda. Hem Milan takımı, Inter takımı ve Manchester United'ın şu an aktif futbolcularından da oyuna... Epic kartlar eklendi nasıl geçtiğimiz dönemde bayan Münih Barcelona'dan o Barcelona Epic paketleri geldi ya arkadaşlar bayan Münih'te mesela Alfonso Davis vardı Kimi vardı yine o tarz paketler ilerleyen dönemde gelecek büyük ihtimalle o paketler geldiğinde de e-futbol mağazasına bir tane oyuncu ekleyebilirler çünkü Barcelona'da öyle yaptılar. Bayan Münih'te de mesela şu an Goreska var. Belki bu, onun süresi bitince bu diğerleriyle devam edebilir konemi. Gelenler bunlar da arkadaşlar. Şimdi bizleri neler bekliyor onlara bakalım. Yeni sezon 4. sezon 1 Şubat'ta başlayacak. Çünkü şu anki sezon 1 Şubat'ta bitiyor. Hemen o gün 1 Şubat'ta Perşembe günü yeni sezonun gelmesi lazım. Güncelleme ile birlikte oyunun logosu kapak fotoğrafı değişti. Ve Brezilya'da Karnaval Şubat ayında Bundan dolayı da karnaval temalı bir Fotoğraf seçti konemi. Bu isimler de bizler için önemli. Romario var, Neymar var, Denizson var. Bir kampanya tabi düzenleyecek konemi ama hediyeler ne yazık ki açıklanmadı. Yani şu an beklenti oluşturuyorlar. Büyük ihtimalle Perşembe sabahı duyuracaklardır arkadaşlar. Rio Karnavalı da ne zamanmış ben şöyle Google'a yazdım. Rio Karnavalı 2024 diye 9 Şubat'ta başlıyor 17 Şubat'ta bitmekte hemen bu perşembe ka kampanyayı getirsinler ama 9 Şubat'ı falan bekletmeseler bize. Geçen seneye baktığımızda Brezilyalı efsane kartlardan Konemi hediye etmişti. Ama bunlar efsane kartlar. Epiklerine göre daha düşük seviyeli. Pes zamanında bu oyunu oynayan arkadaşlarımız ya da o zamanı takip eden arkadaşlarımız bu kartları bilirler. Bunlar Legend kartlar. Sonra ikon kartlar çıkmıştı o kırmızı olanlar. e futbolda epic kartlar, big time kartlar böyle üst üste kartlar çıktı. Tabi seviyeleri yükselte yükselte bu sarı efsaneler içerisinden konemi hediye etmişti. Mesela Roberto Carlos'un seviyesi bayağı düşüktü. Şu anki Carlos'lar kaça kadar çıktı? Geçen seneye göre umarız daha güzel kampanya olur arkadaşlar. Ronaldinho getirmezler gibi ama Ronaldinho değişik bir yerde gelebilir. Az sonra da değinelim. Bugün biteceklere baktığımızda round 1 etkinliğinin bugün son günü bu etkinlikte 4 tane mücadele var. Hepsini tamamlarsak round 2'ye katılmaya hak kazanıyoruz. Eğer tamamlamayacak olsak bile arkadaşlar 50 futbol parası veriyorlar ikinci mücadelede. En azından onu oynayıp e futbol parasını alabiliriz. Bugün bir çek etkinlikler. Bayan Münih'in round 2'si başladı. Round 1'i oynadıysak bin etkinlik puanı yaptıysak cuma günü sizlerde görünür arkadaşlar. Bayern Münir etkinliği. Onun da bugün son günü. Pazartesi günü gelen David Beckham'lı Rivaldo'lu bu paketinde bugün son günü. Yarın yeni epik paket gelecek. Peki yarın kimler gelecek arkadaşlar? Yarın İtalya Ligi hücum futbolcuları geliyor. Pozisyonlara da bakalım. Çünkü önemli bu pozisyonlardan epik kartlar da gelecek. Santrafor'da Lukaku. Bir diğer forvetimiz Immobile. Turan var. Inter takımından ve Juventus'tan Moiskin. Sonra geçtik gizli forvete Raspadori. Sağ açık futbolcusu var. Yani hepsi santrafor değil. SF, GF, sağ açık ama çok fazla santrafor var. 82'lik Beltran ve düşük seviyeli 80 seviyeden başlayacak diğer santrafor futbolcumuz. Peki epikler kimler olabilir? Şu ana kadar gelmeyen İtalya ligindeki Hucumcu epiklere bakalım arkadaşlar ama bu pozisyonlara göre bakalım. Santrafor, gizli forvet, sağ açık hadi sol açık olsun. O kadar. Pozisyonlar bunlar. Yani ofansif orta saha büyük ihtimalle gelmeyecektir. Seçilmeyecektir. Ben de baktım. Şu ana kadar gelmeyen bu güçlendiricili epiklerden kimler var diye. Mesela gizli forvet Del Piero bu kartı henüz daha oyuna hiç gelmedi. Yarın gelebilir. Veyahut da Inter takımından Milito. Milito da oyuna eklendi ama uzun süredir gelmedi. Santrafor futbolcusu. Onun yanında Atalanta takımından Evair var. Düşük seviyeden başlıyor. Umarız gelirse yüksek seviyeye çıkar ve sol açık kartıyla Milan takımından Ronaldinho. Bu isimler arkadaşlar hiç gelmedi. Bu isimlerden 3 tanesini Konemi tercih edebilir. Ama hangi üçlüyü tercih edecek? Santrafor gizli forvet sol açık yaparsa Ronaldinho olur. Hani Ronaldinho eleyip ilk üçlüyü de getirebilirler. Sanki Del Piero kesin gelecek gibi görünüyor. Milito da hiç gelmemiş. Evair da hiç gelmedi. Yani hiç gelmeyenlere de öncelik verirse onları da ekleyebilir. Ama Ronaldinho'nun tabi Barcelona kartları da bir başka güzel oluyor. Milan takımı kartı geldiği zaman özellikle inceleriz. Olur da yarın gelirse. Mesela oyuna yeni eklenen Roberto Baccio gelir mi gelmez mi? Roberto Baccio'ya baktığımızda ofansif orta sağ kartıyla oyuna eklendi. Ama ofansif orta sağ olsa da Santrafor'da gizli forvette en yüksek haliyle oynamakta. Belki ileride orta sağ futbolcuları gelirse o zaman getirebilirler. Juventus takımı formalı görüyoruz kendisini. Dediğim gibi ofansif orta sağ kartıyla geldiği için yarın Belki getirmeye de bilirler. Keşke getirseler ama kesin Roberto Baccio gelir ya da gelmez denemeyebilir arkadaşlar bu durumda. Sizler de yorumlarınızı tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Benim düşüncem buradaki 4 futbolcudan üçünü seçerler yönünde. Roberto Baccio bir orta saha paketinde sanki gelir gibi. Devam ettiğimizde geçtiğimiz perşembe günü yeni takımlar oyuna eklenince değişik dizilişler de ortaya çıktı. Mesela sol baştaki takım Kore Cumhuriyeti'nden Jeonju G Değişik bir 4-3-3 mi desek, 4-5-1 mi desek farklı bir diziliş. 4-5-1 diyebiliriz. İki ofansif orta saha Santrafor'un arkasında. Orta tarafa baktığımız zaman Şili Ligi'nde Calama NN isimli takım iki ofansif orta sahalı 4 1 2 3 e oynatıyor. Oyundakinden farklı. Orta saha biraz daha geride. Ya da sağ tarafta Kore Cumhuriyeti'nden Seoul BR. Değişik bir 5-3-2. Santraforlar birbirinden mesafeli. Kore Cumhuriyeti'nde Daejeon RGB isimdeki takım 4-2-3-1. Ama burada kanatlar merkeze yakın arkadaşlar. Tayland Ligi'ndeki Rashbadori takımı yine santraforsuz devam ediyor. Kore Ligi'nde Ulsan B isimdeki takım oyundaki 4 2 1 3ten birazcık farklı. Açıklar geri geliyor. Stoperlerin önündeki dos ve göbek birazcık birbirinden ayrı. Tam stoperlerle aynı izade değil. Biraz sağa sola kayıyor arkadaşlar. Arjantin Ligi'nde Rivadavia A isimdeki takım da değişik bir 4-3-3 kullanmakta açıktı değil kanatlı. Kanadı göbek yapabiliyoruz galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hani açık yapamayız. GF de yaptırmaz bize. Evet kanadı göbek yaparız. 2 orta sağda 5 tane göbek olur bir anda. 4-5-1 çok değişik olur. Yani yapılmaz herhalde ve İsviçre'de Young Boys oyundakinden birazcık farklı 4-3-1-2 kullanmakta. Bir de arkadaşlar Çin takvimine göre de yılbaşı farklı. Çin takvimine göre yılbaşı 10 Şubat'a denk geliyor. Konami son senelerde Çin yılbaşısını da ayrı bir kampanya ile kutluyordu. Sadece Konami değil aslında birçok oyun Lunar New Year'ı Çin takvimine göre yeni yılı kutlamakta. Konami bazı seneler çok büyük hediyelerle kutladı. Bazı seneler biraz beklentinin altında kaldı. Eğer Çinle Japonya'nın arasında da bir husumet yoksa son dönemlerdeki hani siyasi olaylarda nasıl araları bilmiyoruz ama herhangi bir sıkıntı yoksa yine Lunar New Year'ı getirebilir. Yani hem karnaval kampanyası Peşinden Nunar Never kampanyası kampanya ayı bizleri bekliyor. Perşembe günü yeni sezon gelecek, kampanya var, etkinlikler var, yeni adaylı sözleşme paketleri, yeni maç bileti, e Futbol Ligi'nin yeni aşaması ve tabii ki bulunduğumuz klasmana göre hediyeler Player of the Week paketi şu an maçlar oynanmaya devam ettiği için salı günü bir tahmin videosu da yaparız arkadaşlar. Transfer döneminde olduğumuz için de Konami yine transferleri güncelleyerek devam edecektir. Ama burada hemen davranmıyorlar. Biraz gecikmeli transferleri güncelliyorlar. Ve bazı dizilişler değişecek. Özellikle de Kore takımları şimdi oyuna eklendi. Farklı farklı dizilişler kullanmaya devam ederse işimize çok yarar. Bu hafta bizleri bekleyenler, gelenler, gelecekler bunlar da arkadaşlar. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.